Merhabalar, bu videoda size geç keşfettiğim için kendime kızdığım ama iyi ki okumadan ölmedim dediğim bir yazardan bahsetmek istiyorum. Türk Edebiyatı'nın Şen Kirpisi diye adlandırılan yazarımız maalesef çok az eser vermiş. Kendisinin ifadesiyle bir yanı Kafka, bir yanı Meddah. Adeta isyankar, meydan okuyan bu yazar karşısında ufak bir dil tutulması yaşayabilirsiniz. Öncelikle üslubuyla beni büyüleyen bu yazarın hayatından biraz bahsetmek istiyorum. Asıl adı Feyyaz Fergara olan Feyyaz Kayacan, İstanbul Fransız Lisesi mezunu. Yüksek öğrenimini Paris ve Londra'da siyaset ve ekonomi alanlarında görmüş. Uzun yıllar Londra'da BBC Türkçe yayınlar servisinde çalışmış. Çok dilli ve çok kültürlü bir yazar. İlk iki şiir kitabını Fransızca, üçüncü ve dördüncü şiir kitaplarını Türkçe, son şiir kitabını ise 1991'de İngilizce olarak yazmış. Yani üç dilde şiir yazacak kadar iyi bilen biri. Uzun yıllar ülkesinden ayrı kaldığı için gündelik dile biraz uzak kaldığını görüyoruz eserlerinde. Kırmızı Kedi Yayınevi yazarın eserlerini yeniden basmaya başladı. Daha önce farklı yayın evleri yazarın tüm hikayelerini basmış fakat şu an ancak sahaflarda bulabiliyorsunuz tamamını. Ama ben Kırmızı Kedi'den yeni basımlarını beklemeyi ve keyifle takip edip hepsini okumayı düşünüyorum. Şimdilik basılmış 3 kitap var elimizde. İlk önce yazarın tek romanı Çocuktaki Bahçeden bahsedelim biraz. İlk sayfalarda kendimi ikinci yeni şiirinin düz yazıya dönmüş halini okur gibi hissettim. Yani soyut ifadeler, alışılmamış benzetmeler ve söz oyunlarıyla büyülü bir dünya yaratmış yazar. Açıkçası bu nasıl roman diye ilk önce bir çarpıldım. 8-10 sayfa okuduktan sonra kafamda hiçbir şey canlanmamıştı ama çok karışık duygular hissetmeye başlamıştım. Sonra dönüp baştan başladım. Ama kafam yerindeydi, yani bendeki bir dalgınlık ya da dikkat eksikliğinden kaynaklı değildi durum. Tabii şiirin büyüsü, dilin cazibesi bir yana böyle bir üsluptan nasıl bir roman doğacak diye merak etmeye başladım. Her ne kadar gerçeküstü ve soyut ifadeler olsa da insanın etini acıtan gerçekleri de bulmaya başlayınca evet dedim, işte budur. İkinci yeni şairlerinin yapmak istediği, düşündürmek, daha doğrusu bilgi vermek değil, hissettirmek mottosunu resmen romanda başarmış Feyyaz Kayacan. Roman hep böyle şiir gibi ilerlemiyor tabii ki. Ana kahraman Feyzi'nin çocukluğuna dair anılarının, kabuslarının biraz bölük pörçük ve belli bir sıra gözetmeden anlatıldığını görüyoruz. Feyzi gerçekten sıra dışı bir insan ve çocukluğunda saplanıp kaldığı bir bahçe var. Bu bahçeyi hem somut olarak hem de kafasının içinde hapsolmuş. Annesi onun bahçe dışına çıkıp sokak çocuklarıyla oynamasına izin vermiyor. Çünkü talimhane meydanına bakan bir köşkte yaşıyorlar ve soylu bir aileden geliyorlar. Feyzi'nin çocukluğunu kabusa çeviren aslında annesi. Baskıcı, şiddet uygulayan, yani hem fiziksel hem psikolojik şiddet uygulayan berbat bir kadın. Ama onun dışında babası, köşkte yaşayan ve yaşayan diğer insanlar ve Feyzi'nin pencereden izlediği, konuştuğu diğer sokak sakinleri oldukça renkli ve tatlılar. İstanbul'un mozaiğini bu sokakta bulabiliyorsunuz. Adeta geçmişe açılan bir kapı gibi. Feyzi'nin oturduğu pencere de onun tek özgürlük alanı. Bahçedeki ağaçlardan başka sığınağı yok ama bu ağaçları da dedesi dikmiş ve annesi sürekli onu Feyzi'nin başına kakıyor. Bir paşanın kızı olan Hümeyra Fatma Hanım sürekli babasıyla, soyuyla, sopuyla övünen ve kocasını küçük gören biri. Kocasının cahilliğini ve beceriksizliğini dilinden düşürmese de aslında okuduğu tüm kitaplara rağmen kendisi felaket bir insan. Baba da çok ilginç bir adam, iyi yürekli ama çocuğuna sahip çıkamıyor ve tuhaf alışkanlıkları var. Nereden baksanız Feyzi'nin kafayı yemesi işten bile değil yani.
211 sayfalık bu kitapta tam 76 bölüm başlığı var. Neredeyse tüm başlıkların altında da epigraf kullanılmış. Bilmeyenler olabilir, epigraf bir eserin ya da bir bölümün başlangıcında kullanılan cümle, alıntı ya da şiirdir. Başka bir eserden yapılmış bir alıntı da olabilir, kendi yazdığı bir şeyler de olabilir ama genellikle o bölümün anlam yüküyle, temasıyla ilişkili olur. Bu kitapta da çok güzel epigraflar vardı gerçekten. Çoğu da farklı şairlerin şiirlerinden alınmıştı. Yazarın şiire olan ilgisini oradan da tahmin edebiliyorsunuz. Hasan Ali Toptaş'ın Beni Kör Kuyularda kitabından sonra bu yıl okuduğum kitaplar içinde beni en çok heyecanlandıran kitap buydu. Hemen ertesinde gidip hikaye kitaplarını da aldım. Onları da hemen su gibi içtim. Şimdi size biraz da hikaye kitaplarından bahsedeceğim. Feyyaz Kayıcan'ın öykü sanatına, öykü diline başta alışmak zor. Sadece gramer olarak değil, gerçeğin boyutlarını masal boyutlarıyla açıklayarak içerikte de farklı bir çizgi yakalamış. Zamanda kaymalar, mizah unsurları okumayı keyifli hale getiriyor. Hatta benim gibi hikaye ve romanlarda masal unsurları bulmayı sevmeyen birinde bile kendini okutmayı başarıyorlar. Açıkçası önce Çocuktaki Bahçe romanını okumamış olsaydım hikayeleri anlamakta, daha doğrusu yazarın amacını anlamakta zorluk çekerdim. Zaten okurken, hatta bittikten sonra tekrar okumalıyım, mutlaka atladığım, tam çözemediğim bir şeyler var diye düşündürdüler bana. Feyyaz Kayacı'nın 1969'da çıkan Hiçoğlu'nun Serüvenleri aslında ilk öykü kitabı Şişedeki Adam'a 3 öykü eklenmesiyle oluşmuş. Kırmızı Kedi'den çıkan bu kitap 2018'de basıldı ve içinde toplam 8 hikaye var. Ama son ikisi Çocuktaki Bahçe romanına giriş denemesi olarak yazılmış. Ben size ilk hikayeden, yani Hiçoğlu'nun Serüvenlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Yüzü ve adı olmayan, kendine ad arayan bir kahramanın aslında kimliksizliği ve yaşadığı yere yabancılığı anlatılıyor. Kitaptaki tüm öykülerine yaydığı Hiçoğlu metaforuyla varoluşçuluğa yakın duruyor yazar. Fakat varoluşçuluğu hayatın anlamsızlığı olarak değil, insanın mevcut toplumsal yapıda yalnızlığı, hiçliği olarak algılamış ve yansıtmış. Hayatı yüceltmiş, onu yaşanmaz kılan şeyleri eleştirmiş. Kimliksiz, kişiliksiz, yok hükmündeki bir birey, bir şişeye kapatılmış, acınası bir halde. Aslında Hiçoğlu modern insanı temsil eden alegorik bir kahraman. Hikayedeki toplumu banka müdürü, sigorta şirketi müdürü, çöpçüler genel süpürgesi ve Deliler Derneği'nin baş çığlıkçısı temsil ediyor. Yani modern toplumda yaşayan insanın sıkıştığı dört duvarı temsil eden dört farklı kahraman var. Diğer hikaye kitabı ise Sığınak Hikayeleri. Kırmızı Kedi tüm hikayeleri sırasıyla basıyor dediğim gibi ve bu kitap da son çıkan kitap. 1963'te Türk Dil Kurumu Hikaye Ödülünü almış. İkinci Dünya Savaşı'nda Londra'yı anlatan bu kitapta birbiriyle bağlantılı 6 öykü var. Aslında bütün öykülerde savaş ve savaşa rağmen devam eden hayat anlatılıyor. 2 yıl süren bombardımanlar sırasında günlerini sığınakta geçiren insanların sosyal ve psikolojik durumlarını yine eşsiz bir dille anlatıyor yazarımız. Nazi Almanyası'nın Londra'yı bombaladığı yıllarda Feyyaz Kayacan orada yaşamaktaymış ve hikayelerdeki kişilerle tanışmış olduğunu, yani onları gözlemlediğini ve tanıdığını söylüyor. Aslında sadece İkinci Dünya Savaşı'nda Londra'daki insanların durumu değil, konu daha evrensel bir boyuta taşınmış bence. İnsanın yaşama tutunma çabası, savaşın insanlar üzerindeki etkisi gibi çarpıcı konuları etkileyici bir dille anlatmış. Hikayelerde öyle bir mesaj verme kaygısı yok. Onun için edebiyat bir araç değil yani. Hikayelerin anlatıcısı İstanbullu bir Türk ve Londralıların
savaş ortamındaki korku dolu hayatlarını, her şeye rağmen yaşama sevinçlerini onun gözünden izliyoruz. Bu hikayeler diğer kitaptakilere göre daha anlaşılır, daha ayakları yere basan hikayeler. Ayrıca kitap Henry Moore'un desenleriyle çok daha etkileyici olmuş. Sığınak her ne kadar gerçek somut bir mekan olsa da hayatın güzelliklerini ortaya çıkaran bir metafor gibidir. Biraz da kendi hayatını sığınaktaki yaşama çeviren insanlara gönderme yapılmış olabilir. Dediğim gibi hikayelerde gerçeküstücü bir tutum var ve alegorileri, yani eserdeki öğelerin gerçek hayatta neyi temsil ettiklerini keşfetmek okuyucuya bırakılmış. Kimi eleştirmenler Feyyaz Kayacan'ın yurt dışında uzun yıllar yaşamasından dolayı ülke gerçeklerinden ve yaşayan güncel dilden kopuk olduğunu belirtiyorlar. Bir noktaya kadar onlara katılıyorum. Çökülleşen, bekilimsizlik, sürülge, izerler gibi güncel sözlükte bulamayacağınız kelimelerle dili bazen bulmaca kıvamında oluyor. Buna dayanarak hikayelerin geneli hakkında olumsuz tavır almak yanlış olur bence. Mesela sığınak hikayelerindeki sadece şu satırlar için bile iyi ki bu kitabı okumuşum diyorum. Gökyüzünü yıldızlarla beslemek harikulade bir buluş. Tanrı'yı tebrik ederim. Yıldızların ışıklarda kişilendirilmeleri, her birinin imzalı ışıkları olması harikulade bir buluş. Tanrı'yı tebrik ederim. Soluğunu yeryüzünde ballandırdıktan sonra ölebilmek, ölüme elimizin en civcivli sonuçlarıyla girebilmek, sonuçların en parlağı. Tanrı'yı tebrik ederim.